Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle hem Bitcoin'deki son durumu paylaşacağım hem de bir liste oluşturdum. Kırmızı liste. Şu anda biliyorsunuz henüz boğa piyasasına giriş yapmadık. Boğa piyasasına giriş yaptığımız takdirde en çok kazandırabilecek olan altcoin'lerle alakalı listemi tamamladım. Binance'deki bütün ürünleri inceledim. Binance piyasası üzerindeki Binance borsasındaki ve bu ürünlerden bir liste oluşturdum. Ancak farklı borsalarda işte Nisan-Mayıs tepesine şu anda e, Nisan-Mayıs tepesinin yarı fiyatında, 3'te biri fiyatında olan ürünlerde varsa bundan sonra yapacağımız Telegram sohbetlerinde, Twitch yayınlarında veya YouTube yayınlarımızda paylaşırsınız ismini bakarız. Ancak bunlar benim Binance borsası üzerinden baktığım, dediğim gibi yani belirttiğim gibi az önceki e, Nisan ve Mayıs tepelerinin en kötü ihtimalle yarısı fiyatında olan ürünlerden oluşturmuş olduğum liste. İsterseniz önce şöyle bir bitcoin'i değerlendirelim. Sonra bu listeden biraz bahsedeyim. Size göstereyim. Zaten hani listeyi de grupta paylaştım. TradingView kullanan arkadaşlarımız için. E, buradaki ürünleri de direkt o linki e, tıklayarak görebilirsiniz. Tamamını orada bulabileceksiniz. Linkten paylaştım grubumuza. Şimdi burada bitcoin'de ee, bakın dikkat ederseniz 54.514 bizim satış alanımızın en üst bölgesi ve biz bir türlü haykinaşı mumları bazında buranın üstünde kapanış yapamıyoruz. Bakın 1, 2 ve bugün 3. gün yani burada ortalama olarak haykinaşı mumları şekliyle bakın bunu bu şekilde takip eder ve Fibonacci Retracement'ı bir önceki zirveden yani görmüş olduğumuz en büyük zirveden burada kısa kısa vadede görmüş olduğumuz en dibe doğru bir retracement uygular ve buradaki Fibonacci seviyeleri kısmını aktif ederseniz siz de aynı seviyeye ulaşacaksınız. 54.500 seviyesi ve siz de burada haykineşim mumlarını seçtiğinde seçtiğinizde göreceksiniz ki 3 gündür haykinaşı mumları şekliyle bu seviyenin üzerinde bir kapanış göremedik ve bundan dolayı da fiyat aşağı yönlü baskılanıyor. Burada bizim için anahtar seviye 54.500 veya normal mumlara çektiğimiz zaman şunu da söyleyebiliriz ki zaten normal mumlarda eğer bu seviyenin üzerinde kapatırsak haykinaşı mumlarında da bu 54.500'ün üzerinde kapatmış olacağız. Normal mumlarda da bakın ortalama olarak 55.500 seviyesi bu seviyelerin üzerinde gelecek bir 4 saatlik hatta 4 saatlikten ziyade bir günlük kapanış bakın fiyatı doğrudan ilk etapta 57 bin akabinde hatta 57 binden de ziyade 60 bin dolara götürecektir arkadaşlar. Direkt olarak fiyatın 60 bin dolara yükseldiğini göreceğiz ve 60 bin doları geçmemiz durumunda da 64 bin dolar bizim için zirveyi teşkil ettiğinden dolayı bir hedef olarak karşımıza duracak. 60 bin doların geçilmesi bitcoin bazında net bir şekilde yeni bir boğa piyasasını getirecek arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde. Tabi yine stopumuzu kuracağız. Yine çok dikkatli ve temkinli olacağız. Ancak 60 bin doları geçen bitcoin oldukça güven verecektir arkadaşlar. Ve özellikle tabi zirvenin de kırılmasıyla yeni bir boğa piyasasına Adım atacağız ancak siz de görüyorsunuz şu anda böyle bir durum yok. Şu anda sadece ilgili seviyeleri bekliyoruz eee ufak bir geri çekilme söz konusu. Şimdi birazdan dominansa da bakacağız. Hani Ethereum falan diye ayrıca bakmak istemiyorum ama dominansı da size gösterdiğimde anlayacaksınız ki eee da ufak bir geri çekilme söz konusu. Hani belki Bitcoin bu seviyelerde 1-2 gün yatay ilerleyebilir. Çünkü Dominance'da şu an böyle biraz daha orta saatle orta vadeli grafiklerde işte 3 saat, 4 saatlik gibi tablolarda ufaktan satış setup'ları oluşuyor. Belki eee dominansın Burada Bitcoin'in yata ilerlemesine ötürü bir geri çekilme yaşadığını görebiliriz ki bu da altcoinler için olumlu olacaktır. Yani Bitcoin'le alakalı güncellemem bu şekilde arkadaşlar. Bakın size hatırlarsanız şöyle bir de trend göstermiştim. Hatta burada ortalama 3 temaslı bir trend hattından bahsetmiştik burada sizlerle. Bakın burada da bu seviye direkt olarak 60 bin doların geçilmesiyle 63.500, 64.000 yani bakın günlük bazda bizim high kinaşı mumları ile incelediğimizde üzerine kapanış yapamadığımız bir seviye 63.500 ve burada ortalama olarak bu bull market bariyeri geçtikten sonra yani 60 bini geçtikten sonra 64.000, 63.500, 64.000'e doğru bir hareket gelebileceğini de burada görüyorsunuz. Zaten bu seviyenin üzerinde şimumu ile göreceğimiz bir kapanış direkt olarak yeni boğa piyasasının fitilini ateşleyecektir ve bu da bizim hedefimizin 80.800 dolar olduğunu e, net bir şekilde gösterecektir arkadaşlar. Bu seviyeye doğru fiyatın hareket etmesini şahsen bekliyorum ama öncelikle bir boğa piyasasına giriş yapmamız lazım. Yani önce bir boğa piyasasında olduğumuzu görmeliyiz. Ondan sonra bu seviyeleri hep birlikte konuşabiliyor olacağız. Bir tane şöyle bir ihtimal söz konusu arkadaşlar. Bunu da sizlere belirteyim. Ortalama olarak şöyle bir trend hattıyla baktığımız zaman hani burada bir kanal yapısıyla ee... Hani e, inceleyen youtuberlar var ancak ben e, 47 bin doların altında özellikle boğa piyasasının devam edeceğini düşünmüyorum demiştim ya size sohbetlerimizde. Bu onu doğrular cinsten bir tez. Burada hala 52 bin dolar bizim için önemini koruyor arkadaşlar. 52 bin doların yitirilmesi direkt olarak burada bakın ortalama olarak 48 bin 800 ile 47.500 alanının tekrar test edilmesine sebep olacaktır. Bunu da şöyle işaretleyelim. Bu bizim golden pocket alanımız. Ortalama olarak bu şekilde tamam, mantıklı oldu. Hatta bunu ben mavi yapmak istiyorum. Buradaki golden pocket alanımıza kadar fiyatın bir geri çekilme yaşayabileceğini gösteriyor açıkçası bu duruma oldukça fazla. Dikkat edin bu videoyu da kaydediyorum. Birazdan YouTube'da da bu videoyu göreceksiniz. Yani izleyemeyen arkadaşlarımız için şu anda kayıt alıyorum ve bunu YouTube kanalımda paylaşacağım son değerlendirmem olarak. Burada tekrar oradan da izleyebileceksiniz. Hem altcoin'leri de oradan görebilirsiniz eğer buradan kaçırırsanız. 52 bin dolar seviyesi dediğim gibi bizim için oldukça önemli. Burada 47 bin doların altında ben kolay kolay toparlanabileceğini düşünmüyorum. Mesela buradaki görüntüde ortalama olarak 47 bin doların altında işte mesela şu şekilde bir eğer düşüş olacağını farz edersek yaklaşık olarak burada Fibonacci 0.5 43 bin 200 doların bize destek olabileceğini görüyoruz. Ancak buralardan dönmesi çok kolay olmayacaktır. O yüzden isteyen 52 bin dolar altında isteyen 47 bin dolar altında hani risk eşiğinize göre pozisyonlarınızı tamamen stop edip nakite geçebilirsiniz. Yani bunun yaşanması şöyle de bir M formasyonuna benzer bir görüntünün oluşacağını e, da düşünürsek oldukça bizim için tehlikeli gözükecektir tablolar ve buradan düşüş devam edebilir. Ancak şu anda böyle bir tablo yok. 52 bin doları da aşağı yönlü Bitcoin'de takip etmek gerekiyor. Yani şöyle bir indikatörümüzden bakalım hani kısa süreli bir geri çekilme yaşanabilir mi? Nereye kadar geri çekilme yaşanır? Bunları bir inceleyelim. Yani burada 4 saatlikte bir momentumun düştüğünü görüyoruz. Yani bu oldukça rahatsız edici bir tablo. Yani 4 saatlikte momentum düşüyor gibi gözüküyor. Burada bir satım sinyali yok ama yani özellikle eğer burada e, mavi momentum dalgaları şu an 46'da yani 53'ü e, değer olarak 53 geçilemeden bir satım sinyali gelmesi 52 bin dolara kadar bir düşüşe sebep olabilir arkadaşlar. Yani buradaki destek alanını test edebiliriz. Ama şu anda Neyse ki böyle bir satım sinyali yok. Bakın zaten 3 saatliğe çektiğimiz zaman e, ortalama olarak burada momentum'un düştüğünü çok daha net görüyorsunuz. Keza 2 saatlikte çok hemen hemen aynı mesela şu oluşan mavi dalga ile buradaki boyu hemen hemen aynı. Ama e, en azından 3 saatlik ve 4 saatlikte bunu görüyoruz. 6 saatlikte bir alım sinyali söz konusu oldu. Yani buradan beklentimiz e, 6 saatlik tabloda bu alım sinyali geldiği için ve 4 saatlikte işte 3 saatlikte bir satım sinyali gözükmediği için ortalama buradan beklentimiz yukarıya yönde hareketin devam etmesi yönünde yani doğal olarak bunu bekliyoruz 8 saatlik tabloda keza bir alım sinyali yok ama e, şu an tablo fena gözükmüyor 12 saatlikte de keza aynı bir günlüğe bakalım iki günlüğe bakalım ya iki günlük biraz şu konuda tehlikeli önce ondan bahsedeyim yani mesela fiyat buranın üzerinde bakın buranın üzerinde şu bölgenin üzerindeyiz ama momentum olarak çok düşük gözüküyor. Yani momentum düşük gözüküyor arkadaşlar. Yani bu momentumun şuranın üzerine çıkmamız lazım. Yani şu bölgenin üzerine atmamız lazım. Bu da ne demek? Bitcoin'de belki de tepenin de kırılması manasına geliyor. Yani tepeyi kıramadığımız müddetçe eğer buralarda böyle oyalanırsak yani 60 bin doları da geçemediğimiz bir piyasada şöyle şuralarda çok fazla oyalır, oyalanırsak ve bunun üzerine 2 günlükte momentum bu kadar hani düşükken bir satım sinyali gelirse bakın şuralarda falan çok kötü gözükecektir arkadaşlar. Yani direkt olarak bakın 43 bine kadar düşüş gelebilir. Şu anda var mı? Oğuzhan böyle bir şey yok kardeşim. Şu anda böyle bir şey yok ama önümüzdeki günlerde bunun bir tehlikesi var. Şu anda yok. Yani satım sinyali neyse ki yok. Olursa sizi zaten bilgilendiririm. 3 günlük kez aynı. Bakın aynı gözüküyor. 4 günlükte bakın bunu biraz daha net görüyoruz. Eğer Ortalama olarak bu şekilde bir mavi hamp yani mavi kambur dediğimiz mavi momentum dalgalarında şöyle bir kıvrılma görürsek bu alanda bakın şöyle bir kıvrılma ortalama olarak. Şöyle göstereyim. Şöyle bir maviyi alalım. Bakın şöyle bir kıvrılmayı görürsek burada satım sinyali ile birlikte çok sıkıntı olur arkadaşlar. Çok sıkıntı olur. Olursa zaten paylaşırım grupta. Bu bir short sinyali olur bakın 4 günlükte. Bu bir short sinyaliydi bakın piyasa nasıl çöktü. Yani ortalama olarak burada yaklaşık 48 bin dolarlarda gelmişti bu. Piyasa 39 bin dolara kadar düştü. Yani burada özellikle şu şekilde bir ayı sapmasıyla ki ayı uyumsuzluğuyla geliyor. Hem ayı sapması hem ayı uyumsuzluğu çok ciddi anlamda fiyatın belki de ciddi cidden 43 bin dolara kadar geri çekilmesini ...ihtimalini iyice kuvvetlendirebilir. Bunu yaşamak istemiyoruz. Bakalım sadece bunun şu an tehlikesi var. Onun haricinde haftalık grafik gayet olumlu. Zaten konuşmuştuk bunu. E, şu anki tabloda da satım sinyalleri gelmediği için... ...2, 3 ve 4 günlüğünde olumlu olduğunu konuşabiliriz. Keza günlükte bir tane benim canımı sıkan durum var arkadaşlar. Kıvrılıyor. Kıvrılıyor. Ve burada yükseliş mumu güçsüzleşiyor. Hani buralarda da bir satım sinyali momentumun düşük olduğunun devamını gösterecektir. Hani ilk etapta belki bir 52 bin. Eğer böyle bir durum olursa zannedersem 2 günlük falan da kıvrılmaya başlayacak. 2, 3 ve 4 günlükler de kıvrılacak. Hani 2 günlük kesin kıvrılır 2 ve 3 günlük ama 4 günlük için emin konuşamıyorum. Akabinde zaten düşüş derinleşir arkadaşlar. O yüzden günlükte bir satım sinyali gelirse sizi uyaracağım ancak şu anda yok. 12 saatlikte en son bir satım sinyali gelmişti. Yata ilerliyoruz. Çünkü 12 saatlikte momentum değişti. Yani burada genel şurada şuraya kıyasla momentum değişti. 12 saatlikte. Ama henüz günlükte, 2 günlükte falan bunu göremedik. Ümit ediyorum 12 saatlik bir öncülük eder ve buradan 60.500 dolara doğru bir hareketin devamlılığını görürüz. Sanki de böyle 6 saatliğe, 4 saatliğe falan da bakınca sanki yükseliş şimdilik devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Bitcoin tablosu üzerinde sanki yükselmeye devam edecek gibiyiz şimdilik. Ama burada da bakın mesela mesela 2 2 de değil de çok 3 ve 4 saatlikte de şu bölgeye kıyasla bir momentum düşmesi var. Hani 8 e, ve 12 saatlik buraya kıyasla momentum düşüyor. Bakın. Buraya kıyasla düşük momentum. Ama 3 ve 4 saatlikte buraya kıyasla düşük. Bu da e, herhangi bir şu anda satım sinyali yok. Eğer 4 ve 6 saatliklerde satım sinyali görürsek direkt 52 bin doları deneyebileceğimizi gösteriyor. Velhasıl kelam şu anda bu satım sinyalleri yok. Şunu toparlayayım. Şu anda 52 bin dolar bizim için aşağıda çok önemli bir destek alanı. Yani. Güzel insanlar 52 bin dolar seviyesi tamı tamına 3 bin dolar kadar uzaktayız bu bölgeden. 52 bin dolar bizim için ciddi anlamda çok önemli. Bu noktanın yitirilmesi bakın 47.500'e 48.800'ü getirecektir. Burada haykinaşı mumları bazında baktığımız zaman haykinaşı şu anda yukarı yönlü ihtimaller daha fazla satım sinyali olmadığı için. Bu yüzden de 54.500 seviyesinin üzerinde göreceğimiz bir haykinaşı ile kapanış net olarak 57.000 ve 60.000 dolara kadar hatta 57.000 bile çok önemli değil. 60 bin dolara kadar yükselişi devam ettirecek. Bugün de bu kapanışı göremeyeceğiz muhtemelen. Çünkü günlük kapanış yine bu seviyede gelecek ortalama. Yarından ümitliyim. Çünkü dediğim gibi 8, 6 hani nispeten 4 olumlu gözüküyor. 8, 6 ve 4 saatlik tablolar nispeten olumlu. Bundan dolayı yarın bu seviyenin üzerinde haykineşi mumuyla veya normal mumlara çektiğimiz zaman 55.500 müydü? Evet 55.000 500 seviyesinin üzerinde kapatmak hususunda ümitliyim. Bakalım inşallah olur. Ancak dediğim gibi 52.000 seviyesini de aşağı yönlü dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Dominansa geçelim direkt. Dominansa bakın ortalama olarak 3 saatlik ve 4 saatliklerde momentumun düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Burada 43.79 bizim için önemli bir destek alanı dominansta. Bu noktanın aşağı yönlü kaybı direkt olarak 42.90'ı getirir bakın. Direkt olarak bir puan bir azalma görürüz. Hatta belki bir puandan da fazla bir buçuk puan gibi bir e, azalış görebiliriz Dominansta Bu da altcoin'lere olumlu yansır arkadaşlar. Altcoin'ler Bitcoin'in hareketinden bağımsız olarak. Çünkü çok sert bir geri çekilme. Yani geri çekilme olsa da Bitcoin'de bunun çok sert olacağını zannetmiyorum. O yüzden de e, şimdilik çok sert olacağını zannetmiyorum. Yarın eğer uzun tablolar da olumsuzlaşmaya başlarsa Bitcoin'de tabi orada sert geri çekilmeler de olabilir yani 52 bin dolara kadar bile geri çekilsek Bitcoin'de zannedersem burada altcoin'ler bu dominansın 43.79'u kırdıktan sonra bakın eğer dominans 43.79'u kırmadan Bitcoin eğer 52 bine çekilirse muhtemelen buralardan destek de almışım hazır hemen buradan devam edeyim der. Hemen buradan devam edeyim ancak 43.79'un aşağı yönlü kırılmasıyla Bitcoin 52 bin dolara kadar geri çekilse de alt ben o kadar fazla düşüş olacağını zannetmiyorum. Yani işte mesela böyle bir durumda Bitcoin yüzde kaç değer kaybeder? Ortalama yüzde altı mı değer kaybediyor? Yüzde beş falan. Yüzde beş düşüş olsa da Bitcoin'de alt daha az düşüşler görebiliriz genel manada piyasada. E, dominans 43.79'u aşağı yönlü kırdıktan sonra bakın kırmadan demiyorum. Kırdıktan sonra olursa Bitcoin'e nazaran altcoin'lerin bu 52.000'e Bitcoin'in geri inmesinden daha, ez et, daha az etkileneceğini burada konuşmak oldukça mümkün. Şimdi gelelim kırmızı listeye. Arkadaşlar bakın kırmızı listemizde ciddi anlamda bunları tek tek hepiniz için inceledim. BitTorrent'i konuşuyorduk hatırlarsanız. Niye hiç kimse bahsetmiyor ya Bitcoin'den? Tabii değil mi? Önce yükselecek, iyi bir yere gelecek ki ondan sonra bahsedilsin diyorduk. Bak BitTorrent'i -Bit bugün %13. Vite, K, Quantum. Bunların hepsi daha evvelden listemize aldığımız ürünler. Nasıl performans gösterdiklerine bakın. Verge. Bakın. Vergiye bakın. EOS. Lina. DNT. VeChain. DNT tekrar var. Reserve Rights. RSR. SafePal. Pont. Quantum. TCT. Holochain. Kartesi. Fanfare. Firo. Nuz. LTO. Ethereum Classic. SKL. UTK. Dusk. Dusk ya da. Ee, bunun yanı sıra CKB, yine SKL, EOS, değil mi? Win, UFT, Neo, FIO, Wink, BitShares, BTS, Zilika, Compound, Bifi. Bakın bir sürü ürün var arkadaşlar. Bunların hepsini e, linkte paylaştım bu listeyi Telegram grubumuzda. E, oradan bakabilirsiniz. Ontoloji bugün mesela %10 düşmüş gibi gözükse de bir önceki gün aynı oranda yükselmiş olarak karşımızda duruyordu. Ontolojide dün, dün çok iyi bir çıkış yaptı. Keza Chiliz dünün iyi isimlerinden bir tanesi. Yani bu liste gerçekten iyi kazandıracak. Sırayla böyle saymaya gerek yok. Hepsini sizler için e, grubumuzla paylaştım. Zilika, Zikeş, YFI, Yorum Finance dün nasıl yükseliş yaptı? %8 yükseldi herhalde dün. NEM yine iyi yükseliş yaptı dün. Walton Chain, Vazirix. One Chain, Vite, UMA, TETA, TCT, SYS. Bakın burada görebiliyorsunuz isimleri. Hatta şöyle kaydırayım. Belki ağır çekimde YouTube kanalımızda videoyu izleyen bir arkadaşımız bunların ekran görüntüsünü almak isteyecektir. İsimlerini yazmak isteyecektir. Ben açıkçası Bitcoin'in 64.000'e doğru yüksel, yükseldiği takdirde Bitcoin 64.000 seviyesine doğru yükseldiği takdirde Veyahut işte buradaki 64 bin tepesini kırdığı takdirde ben bu ürünlerin iyi yükseliş yapacağını düşünüyorum. Bunlar var ve bir de burada turuncu listem var. Ayrıca da bu ürünler belki diğerleri yani kırmızı listedeki ürünler kadar yükselişi yapmasalar da bu ürünlerden de iyi performans beklediğimi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Buraya yeni eklediğim ürünler var işte MFT gibi. Ee, sadece MFT'yi herhalde yeni ekledim. MFT. Evet. MFT ile Chromia özür diliyorum. Bunları bir de Aragon, ANT. Bunların üçünü yeni ekledim. Ancak diğerleri zaten birlikte eklediğimiz isimlerdi. Bu ürünlerin de açıkçası ortalama e, bunlar kırmızı liste kadar olmasa da iyi performans göstereceklerini şahsen düşünüyorum arkadaşlar diyerek. Hem sessiz sohbeti hem de videoyu sonlandırıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Akşam Telegram'da tekrar bir sohbeti yapabiliriz. O yüzden e, dileyen VIP gruplarımıza katılabilir. Dileyen e, normal açıklama kısmındaki linkten ana grubumuza katılabilir. Burada tekrar sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.